Şimdi dün ne yazık ki üzücü bir haber alındı. Uzun bir süredir kayıp olan ve ülkenin gündeminde olan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın cenazesi bulundu ve Van Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hani Adli Tıp Kurumu'na getirildiğini öğrendiğimizde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte oraya intikal ettik ve otopsi sürecine müdahil olma talebinde bulunduk. Hem ailenin talebi hem de Van Hakkari Tabip Odası olarak böyle bir talebimiz oldu. Bu talebimiz ilk etapta kabul görmese de ısrarımız üzerine, yani bu olayın kamuoyuna yansıyan bir olay olması ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi ihtiyacından dolayı ısrarcı olduk ve otopsi sürecine dahil olduk. Değindiğiniz gibi yaklaşık bir 8 saat süren bir otopsi süreci oldu. 10'a yakın bir ekip tarafından bu otopsi işlemi gerçekleştirildi. 100'ün üzerinde numuneler alındı. Bu numunelerin bir kısmı toksikolojik açıdan Van'da değerlendirilecek. Büyük bir kısmı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirilmesi beklenecek. Tabii burada temel sıkıntı uzun süredir cenazenin gölde olma ihtimalinden kaynaklı. Ne yazık ki ciddi anlamda dokularda bir deformasyon geliştiği, bazı bulguların tespit edilmesinin çok güç olduğu bir tabloyla karşı karşıyaydık. Ki baba ancak elbiseleriyle teşhis edebildi Rojin'i. Bu sosyal medyada yansıyan, yurttan çıkarken üzerinde bulunan elbiseleri teşhis sürecinde baba tarafından teşhis edildi. Dosya üzerinde şu an için bir gizlilik kararı olduğu ifade edildi. Dolayısıyla sürece dair diğer bilgi paylaşımlarını ancak bu dosya üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldıktan sonra ve yine süreci takip eden Van Barosu, sivil toplum kuruluşları bu süreci takip sürecinde kamuoyuyla paylaşacaktır. Dosyanın selameti açısından da açıkçası olası bir yanlış bir intiba da yaratmamak adına kesin net bir bilgi vermek çok doğru olmaz. Kaldı ki zaten otopsi sürecinde de tespit edilebilmiş çok net, yani ölüm bulgusu da çok net tespit edilebilmiş bir şey de görünmüyor. Ama tabii ki yani şüpheli görülen, tespit edilen bazı bulgular oldu. Bunlardan numuneler alındı. Bu numuneler titizlikle de bir kayıt altına alınıp gönderildi. Muhtemelen hani bunların sonucu beklenecek. Ayrıca az önce de değindiğim gibi genel kanaatimizi bu süreçte artık diğer kurumlarımızla birlikte uygun bir yol haritasıyla kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyoruz. Otopsi sırasında kemik dokularda herhangi bir kırık tespit edilemedi. Buradaki skopi cihazıyla, yani tüm vücut taramasında herhangi bir kırık tespit edilemedi. Tabii şöyle de bir sıkıntı var bu sürece dair. Sonuçta yapılmış olan bir otopsi işlemi var ve otopsi sonucunda hazırlanan ön rapor ne yazık ki talep eden ne Van Barosu'na ne de gözlemci hekim olarak katılan bana verilmedi. Hani bu sürecin daha şeffaf yürümesi adına toplumla hani toplumun da artık bu gündemle meşgul olduğu bir süreçte toplumun şeffaf bir şekilde aydınlatılması açısından dosya üzerinden gizlilik kararının bir an önce kaldırılması, bu gerek ön otopsi raporu gerek nihai noktada gelecek olan raporların ilgili kurumlarla, kamuoyuyla da paylaşılması gerekir.